Şimdi diyor ki bir boyutlu evrişim işlemi yapan bir programda diyor. Bu bir boyutlu evrişim convolution'ın Türkçesi. Convolution da çarpmayla ilgili bir işlem, hani böyle çarpma yapılarak yapılan bir işlem. Aşağıda bir program parçası çalışıyor yani. Bu bütün işlemi yaparken böyle bir kod çalışıyor. Bir for döngüsü var. İçeride de bir dizinin içinde böyle çarpmalı toplamalı işlemler yapıyorsunuz. Hani evrişim dediğimiz işlemi yapıyorsunuz. Ve burada diyor ki bellek erişimleri sağdan sola doğru yapılıyor diyor. Yani önce F2, sonra GI artı 2, sonra F1, sonra GI artı 1 diye gidiyor diyor. Şuradan sağdan sola doğru geliyor diyor. G ve F matrislerinin her bir elemanı 32 bit, 4 byte. Zaten integer demek o. Bellekte byte adreslemesi var. G matrisinin başlangıç adresi 0 çarpı 16 taban adresi var. F matrisinin başlangıç adresini vermiş. Ön belleğin veri öbeği 4 byte. Hani ön bellekte bir etiketin yanında 4 byte'lik veri saklanıyor. Ön bellekte 8 satır var. 2 üzeri 3, 3 bitli adres denecek bu. 4 byte'lik veri olduğu için 2 bit de byte eklemesi için gidecek. Yani toplamda 5 biti dışındakileri, adreslerin kaç boyutu ne kadarsa kalan kısmını gömeceksiniz. B ve C şıkları için ön bellekten çıkarma politikası en uzun zamandır kullanılmayan. B ve C şıklarıydı. Biraz sonra soru gelecek. O işler için söylüyor. En uzun zamandır kullanılmayan recently used bu İngilizcesi. Döngüde i eşittir 1 için döngü tamamlandığında. Yani şimdi i sıfırla başlıyorsun. i 1 tamamlandığında. Doğrudan eşlemeli bir ön bellek kullanıldığında ön belleğin son durumunu çizin. Şimdi sen G matrisi 0 çarpı 1 en ilk başlangıçta eriştiğin şey F2. Şimdi tam başlangıç F0 dediğin yer. F'nin ilk gösterdiği yer bu 0 çarpı 4000 adresi. Yani şurası. F0 dediğiniz yer, eğer biraz sonra şuradaki şu F0 var ya, bu F0 dediğiniz yer bu adresi gösterir. Yani şurası F0'dır 4 byte olarak. Sonra F1 dediğiniz yer 0 çarpı 4004'te başlar. Çünkü 4 byte ya bir elemanı. F1 dediğiniz yer burada başlar. F2 dediğiniz yer 4008'de başlar. Bu F2. O yüzden ilk başta erişilecek olan adres sağdan sola gidildiği için önce 4008 adresidir. Hani şununla erişildiği için. İlk i eşittir 0 çalışacağı için önce F2 adresini 4008'e erişiyor. 0 çarpı 4008'e 16 tabanlı olduğunu unutmamak lazım. Şimdi doğrudan eşlemeli bir ön bellek yapısında 8 tane satır varsa ve her şöyle ön belleğimizi çizelim şöyle bir. Şimdi 8 tane satır varsa burada yani 0 0 0'dan başlar 1 1 1 de biter. Şimdi sen ilk önce 4008'e eriştiğin için bu adresi açarsak 4008'e 0 1 0 0 yanında şöyle 0 0 0 0 0 0 0 0 ve 1 0 0 0'dır bu adres. Bu adresin içerideki saklanan değerler de ön bellekte saklanan değerler de 4 byte olduğu için bu adresin bu ikilik tabanda yazdığım bu adresin son 2 biti şuradaki son 2 biti byte eklemesi için kullanılır. Yani içerideki her byte'ın bir adresi olduğu için ve içeride 4 byte saklandığı için şimdi sen F2'yi getirdiğinde 4008, 4009, 4010, 4011'i getireceksin. Onları ayrıştırman için bu 2 biti kullanacaksın. Ondan sonraki 3 biti de şu 3 biti de satır numarası olarak kullanılır. 8 tane satır olduğu söylendiği için. O da 010 adresine şuraya etiketinde şöyle gömüp geri kalan kısmı da etikettir. Şurasında bakarsınız etikettir. 16 tabanda yazacaksak da şöyle bölünür. 200'dır etiketi. 200'a bu adresteki veri getirilir. Yani buradaki veri getirilir. F2. Yani şuraya F2'de ne varsa artık yazılır veri olarak. Şimdi GI artı 2'ye bakarsan G dediğin şeyin gösterdiği adres burası olduğu için I de o sırada 0. G2 dediğiniz yerde 1008'e gider. 1008 dediğiniz adreste buraya yazarsak 0001 00000100100'dır. Bunda da son ikisi byte eklemesidir. Zaten genelde sözcük okunuyorsa 00 ile başlar. Hizalı erişimde hep sonu 0'dır bu byte'ların. Şurası da satır numarası. Şimdi bunu böyle yapınca satır numarasının aynı yere geldiğini görüyorsunuz değil mi? 010. E sen getirdin bunu sildin. Aynı yere denk geldi. Tamam, öyle değil mi? Sen şimdi bunu sildin. Şu az önce yazdığımızı sildin. Bu F2 yerine doğrudan eşlemeli olduğu için F2'nin yerine gittin. G2'yi yazdın. Ve üstündeki etiket değişti. Etiketi de şöyle yaparsan, şöyle tekrar istersek 08 0 oldu. Yani şurası 08 0 oldu. Götürdün ön bellekteki F2 değerini sildin. Yani daha Bismillah başladın. F2 ön belleğe getirdin. Hemen yanında G2'yi getirmeye kalktın. G2'yi de götürüp
koyup aynı yere yazdın. İkisini çarpacaksın ama yani ikisinin verisini aldın ama artık F2 yok ön bellekte. Sonra F1'i getirmeye kalkıyorsun. F1'i getirmeye kalktığında bu sefer 4004 adresine erişiyorsun F1'e erişmek için. 4004 adresi de böyle bir şey yaptığında da fark ne oluyor? Buradaki satır numarası artık 010 değil 001 oluyor F1 değeri için. O zaman gidiyor. Yani şunu hemen şurası 0. satırsa şurası 010 001. Şurası 001'e F1 değerini yazıyor. Üstündeki etiket dediğimiz 200'le aynı. Çünkü geri kalan kısmı aynı şey. Adresin geri kalan kısmı aynı. Satırı değişik sadece. Etiket kısmı aynı 200 diyor. Şimdi F1 olduktan sonra yanına G1 geliyor. G1 4004'e erişiyor. 4004'e erişince gene alttaki gibi tek farkı 001 oluyor şurası. Gene bu bunu siliyor. Gene üstüne de G1 yazıyor. Gene üstündeki etikette 080 oluyor. Bunu siliyor. 200'ü siliyor. Bunun yerine 0800 yazıyor. Zavallı F1 bir türlü ön bellekte kendine yer bulamıyor. G1 sürekli onun yerini işgal ediyor. G dizisi. Şimdi F0 ve G0'a bakarsanız gene aynı şeyin olduğunu göreceğiz. 0 adresine gittiği zaman bu sefer 0. satırda gelecek. Şuraya 200 yazarak şurası F0 olacak. G0 gelip bunu silip burayı G0 yapacak. Şurası da 080 olacak. Böylece döngünün ilk yinelemesi değiştiğinde ki G0 eşittir diye bu yapıldığı zaman bu gördüğünüz şey G0 eşittir diye gittiği için yazarken de G0'ı burada bulacak. Eğer yazma sırasında ön bellekte bunu güncelliyorsanız yine burayı güncelleyeceksiniz. Ön belleği güncelleyip ana belleğe bile gitmeniz gerekmeyecek. Hiçbir F'den bir değer olmadan ilk yineleme bitecek. İkinci yineleme geldiğinde i eşittir 1 olduğunda F2'yi arayacak. F2'yi bulamayacak. İkinci yinelemeyi farklı bir renkle çizelim. Daha koyu bir maviyle. F2'yi bulamayacak. F2'yi getirecek. Bunu silecek buraya. F2 yazacak. Bu ara şu ana kadar ön bellekte hiçbir şey bulunamadığını sadece yazarken, yani şunu G0 yazarken bulduğunu dikkat edin. F2'yi yazacak. Gene etiketi 200'e çevirecek. İ artı 2 olduğu için bu sefer G3 gelecek. G3 dediğin yer neresi? G3 dediğin adres bu sefer 100 1012 olacağı için C olacak şurası. Yani o zaman da yazdığımız zaman C dediğimiz yerde 1100 olacak. 1100 olduğu için 3 bitlik değer şurası 011 adresine denk gelecek. Daha önce olmayan bir adres. Yani daha önce hiç erişmedik. Bu önceki yinelemede erişmedik. Bu sefer 011 adresine götürüp G3 değerini yazacak. G3 değerini yazıp üstüne kendi etiketini basacak. Kendi etiketi de şuradan şöyle görersek gene 080 olduğunu görebiliriz. Şuradan şöyle. Etiketi gene 080. Şimdi ondan sonra F1 gelecek. F1 arayıp bulamayacak çünkü G1 var üzerinde. G1'i silip F1'in değerini yazacak. Ve sol tarafa bu sefer şurası 1 olduğu için G2'yi arayacak. G2'yi arayacak ama F2 üstüne yazdı. Bu sefer bu F2'yi silecek. Bunun üstüne G2'yi yazacak. Yine bulamadı bu arada. G2'yi yazacak. Gene 080 diye üzerine etiketi koyacak. Sonra F0 gelecek. F0 baktı G0'ın olduğu yerde. Gene bulamayacak. G0'ı silecek. F0'ı yazacak. Etiket olarak 200'ü koyacak. Ondan sonra G1 gelecek. G1 geldi. Az önceki yani şu anda F1'in gelip de yazdığı yer var ya G1'in yerine yine bulamayacak. F1'i silecek. F1'in yerine G1'i koyacak. Yine bulamayacak. En sonunda da G1'in üzerine bu yazılacak. Gördüğünüz gibi en son durumda içeride hep G'ler var. F0 var. Yani içeride F0 var. Yani G0'ın yerine yazdı. İçeride G1 var. İçeride G2 var. Yani silip de tekrar G2'yi yazdığı için. Bir de G3 var. 011 adresinde G3 var. G'ler F'leri siliyor. F'nin de en son sıfırı kaldı. Çünkü G0 gelip onu silmedi. Ön bellekte bulma oranı sıfır. Yani sürekli A şıkkı için bakarsanız yani burada sorulmuş olsaydı ön bellekte bulma oranı %0 olur. Şimdi tam ilişkili bir ön bellek kullanırsam ve 8 satır dediğim 8 tane eleman aynı anda durabilirlerse ne olur? Ve en uzun zamandır kullanılmayan diye bir yöntem var diye düşünürsek ki öyle söylüyor zaten BVC için. Şimdi zaten bizim kullandığımız kaç tane değer var? F0, F1, F2, G0, G1, G2, G3. Yani toplam 7 değer var. 8 tane satır var. Hepsinin içeri sığacağı, yani bunların hepsinin birbirini çıkarmadan içeri sığacağı, değişik satırlara durabilecekleri, kimse bir yerden çıkmayacağı, 8 tane satır olduğu için. Ve de aynı şeyler özellikle F'ler bir daha geldiğinde, F0, F1 ve F2 geldiğinde bunların bulunacağı
tekrar geldiklerinde bulunacağı. G0, G1 ve G2 tekrar geldiğinde bulunacağı. G3'ün bir kere gelip bulamayacağı. O zaman ne oluyor? Toplam F0, F1 ve F2 bulamadıkları için 3 defa bulamayıp 3 defa bulacaklar. Yani F için 3 bulamadın, 3 buldun. G için 4 bulamadın, 3 buldun olacak sonuç. O zaman toplam erişim sayısı, yazmaları bir kenara koyayım. Yazmaları hep bulacak. Yazmaları değil, okumalar için düşünürsek toplam 7 kere bulamayıp 6 kere bulacak. Toplam 13 erişim içerisinde okuma için. 6 bölü 13 bulma oranıdır. Okuma açısından bakarsın. Yazmaları da eklersiniz. Yazma hep bulduğu için yani 6 bölü 13 yerine 8 bölü 15 yazabiliriz. Bulma oranı olarak yazmaları da katarsın. B şıkkı da bu şekilde tam ilişkili ön bellek yapısı. Hani hepsini çizmiyorum çünkü çizersek alt alta yazabilirsiniz. F0, F1, F2, işte G0, G1, G2, G3 hepsini yazabilirsiniz alt alta. Tabi etiketler biraz farklı olur. Az satır numarası olmadığı için bu byte kısmının geri kalanının tamamını etiket olarak içeriye gömmeniz gerekir. C şıkkı ön belleğin boyutu ve veri öbeği aynı olacak kalacak şekilde doğrudan eşlemeli bir ön bellek yerine iki yollu kümeli ilişkili ön bellek kullanmak kodun başarını arttırır mı? Şimdi ön belleğin boyutu ve veri öbeği aynı kalacak demek şu demektir. 8 satır yerine şimdi iki yollu kümeli ilişkiyle geçtiğin zaman ön belleğin boyutu aynı kalacaksa satır sayısı azalacak demektir. Satır sayısı yarısına inecek demektir. Hatta hani bu 4 satır olacak demektir. 4 satır olduğu zaman bakacağınız yer şöyle bir adreste şu ikisidir. Byte, öbek boyutu yani saklanan byte'ın eklentisi de aynı kaldığı için 1-0 adresine yazılacak mesela F2. Ama şimdi öbürüne de azalttığın zaman gene aynı yere baktığı için G'ler gene F'lerin üstüne yazmaya çalışacaktır. Yalnız bu sefer 4 satırlık iki tane olduğu için bunlar aynı satırda ikisi beraber durabilecektir. Başarımı arttırır. Niye arttırır? Artık bulamama oranı azalır. F0'la G1 yan yana durabilirler. Hani satır içerisinde tam ilişkili gibi olduğu için F0 ve G0 F0'ı çıkarmaz. Diğer yola kendi adını yazar. O zaman F0 G0, F1 G1 ve F2 G2 beraber durur. F3 de ayrı bir yerde durabilir. Bu 4 satır olduğu için yani bu 4 satırı 0 0 0 1 1 0 1 1 diye sıralanırlar. Böylece bulma oranı iki yollu kümeli ilişkili ön belleğin bu kod parçası için i eşittir 1'e geldiğinizdeki bulma oranı tam ilişkili ön belleğin bulma oranıyla aynı olur.